Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Başak burçlarını 25 Şubat 3 Mart haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Sağlıklı saatli bir hafta diliyorum sevgili başaklar. Tüm dilediğiniz, istediğiniz konular da umarım önünüz ve bereketiniz açık olur. Şansınız, bahtınız, aşkınız da açık olur tabii ki. Beklentilerinizle alakalı güzel haberler alacağınıza nedense içten olarak inanıyorum. Bakalım neler var bu haftaki kahve falınızda. <laughs> Arkadaşlar inançlarımı sorgulasam mı acaba falan oldu. Ee, şöyle gördüğünüz gibi böyle maşallahı var. Bu hafta nasıl geçti ya? Yaşamadığım ne kaldı falan diyebilirsiniz yani öyle yoğun bir hafta özellikle iş para konularında o güzel görseller de var tabii ki burada şimdi iş ve para konuları maddi kaynaklar dediğimiz alanda bir kişiyle e, aynı fikirde değilsiniz. Özellikle pazartesi günü aynı fikirde olmadığınız bir kişiyle ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ve akabinde de bir haber alacaksınız. E, burada karşıdaki kişiyi daha çok ilgilendiren bir haber. Hani sanki böyle iş yerinde patronunuz sizinle aynı fikirde değil de kendi bildiğini yaptı. Siz böyle biraz arkanızı dönmüş, tamam nasıl biliyorsun öyle yaptar gibi çıkıyorsunuz, ama alacağı kötü haberle aslında vermiş olduğu fikirde sizi dinlemediği için biraz pişman olabilir. Çünkü o Pazartesi günü ne oluyorsa karşınızda böyle böbürlene böbürlene konuşan bir kişi küçülmüş sonrasında görsellerinde çıkıyor. Ee, pazartesi nasıl geçecek? Fikirsel olarak anlaşamadığınız bazı kişiler olabilir. Bu kişilerle diyalog sizi rahatsız edebilir. Biraz mesafe koyacağınız konuşmalar yaşayabilirsiniz görselleri var. Salı günü sanki ortadasınız iki kişiyi barıştırmaya çalışıyorsunuz yani burada bir o tarafa koşturuyorsunuz bir bu tarafa koşturuyorsunuz ya da iki iş var iki e, işinizle alakalı mevzu var bir ona bir ona bir ona bir ona hani sanki bir elinizle birini tutmuşsunuz diğer elinizle değil de ayağınızla başka birini tutmuşsunuz gibi düşünün böyle çok hızlı gelişecek konular olaylar olabilir e, ortada Beklentilerinizle alakalı mücadele ed eder bir pozisyonda duruyorsunuz. Sanki elinizde bir telefon var, haber bekliyorsunuz. Çok action bir gün diyebilirim. Burada hani ellerde insanlar var, bir de ayağınızı uzatmışsınız. Oradan da sanki hani onu da el gibi kullanarak Elim ayağım her şeyle bir şekilde e, hayata, işe, parasal konulara müdahale eder görsellerinde çıkıyorsunuz. E, ve salı çarşamba aslında bu konularla alakalı yapmaya çalıştığınız her neyse sonuç olarak aldığınız cevaplarda önünüzde genişleyen kocaman uzun bir yol açılıyor. Yani bu aslında pazartesi salı vermiş olduğunuz emek, mücadele e, biraz da gerginlik var tabii ki gerginliklerle alakalı. Verdiğiniz mücadelelerde karşılık alacağınız da ifade ediyor bu bir. Eğer bir iş talebi beklentiniz varsa bununla alakalı bir haber de alabilirsiniz. Olumlu bir haber olarak görünüyor. Ama çok fazla mücadele var. Yani eliniz ayağınız durmuyor diyebilirim. Yoğun bir hafta olacağını düşünüyorum bu yüzden özellikle maddi konularda. Çarşamba günü gene aynı şekilde fikirsel ayrılık yaşadığınız bir kişiyle kafa kafaya vermiş tartışıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Yalnız ilginç tarafı da şu konuşmalar ve görüşmelerde. Siz bir şeyi sanki önceden seziniyorsunuz, karşı tarafa söylüyorsunuz, karşı taraf dinlemiyor. Ama akabinde baktığım zaman eline kocaman bir bomba almış bu kişi. Hani sanki böyle patlayacak, o da onun da canı acıyacakmış gibi. E, verdiğiniz fikirlere uymayanların aslında karşınızda yaşamış oldukları sıkıntıya da tanıklık edecekmişsiniz gibi bir görsel var. Ama bakıyorum alt bantta tamamen koştura koştura haftayı konuları bitirme çabanız var. Ve burada aslında en güzel taraf bu. Cuma günü geldiğinde önünüzde çok güzel bir haber var. Şimdi Evrak beklentisi temiz evrak. Ee, bir konuyla alakalı cevap beklentisi temiz cevap. Ya da açılacak bir kapı genişleyen, tertemiz bir kapı. Haberlere uçar görsellerinde çıkıyorsunuz yani hızlıca tepki vereceğiniz, evet bekliyordum geldi devam edelim hadi diyeceğiniz. Önünüzde açılan yollarla aslında e, beklentilerinizin Cuma günü daha çok karşılınca görselleri var falımıza göre hafta sonu nasıl derseniz, bu hafta başıak ayakların eli ayağı durmuyor diyeceğim yani dediğim gibi yine Eller ayaklar çevrenizden sizden o kadar çok talepkar insanlar var ki herkes bir yerden yakalanmış sanki hani benimle gel benim işimi hallet ben 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 diyen insanlarla biraz uğraşmak durumunda kalacaksınız çevreniz sarılmış sanki sizi böyle parça parça bölüp her birine birer parça veriyormuşsunuz gibi bir görsel var burada bu hafta bana kalırsa çok özverili Planladığınız konularda önünüze çıkan engelleri de bir şekilde kenara atarak yolunuza devam edeceksiniz. Bu hafta bana kalırsa sezgileriniz çok güçlü. Çünkü çevredeki insanları uyardığınızı görüyorum. Bu uyarılara rağmen kafasının dikine gidenlerde aslında gerekli cevapları alacaklar ve bunu da siz izleyeceksiniz görselleri var. Burada bence bir hak ediş aslında söz konusu. Yani siz bugüne ne kadar biriktirmiş olduğunuz tüm bilgiyi neredeyse çevreyle paylaşmaya hazır bir pozisyondayken çevredeki e, ben bilirimci kişilerin zararlı fikirlerinden dolayı zarar gördüklerini de şahit olacaksınız gibi duruyor. Ama bu hafta sizi parça parça paylaşamıyorlar öyle söyleyeyim. Özellikle hafta sonu gitmek, arkadaş, çevre, aile paylaşamıyorlar arkadaşlar. Oradan buradan çekeleyen, oradan buradan plan yapan insanlar çok olur. Hafta sonunuzda ne yazık ki dinlenerek değil yoğun olarak geçecek görselleri var. İlişkilerde neler var bu hafta ya da hanenizde ne gibi konular önümüze düşebilir falımıza göre baktığım zaman biraz ilginç bir gene görsel var. Şimdi pazartesiye baktığım zaman burada siz bir yerden bir haber almışsınız. Bu aldığınız haber yalnız sizin ailenizin dışında bir haber. Bu daha çok şey görünüyor. Şimdi iki kişi var burada. Evli çift görselleri de olabilir. Birlikteliği olan birileri de olabilir. Ama ailenizin dışında dediğim gibi akrabanız da olabilir hanede haneye yakın göründüğü için. Havada kalmış bir ilişki, ayrılıkla bitmesi planlanan bir ilişki, ya da hiç ummadığınız yerden biz boşanıyoruz habere alma gibi bir durumunuz olabilir. Çok keyif almayacağınızı düşünüyorum. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz, özellikle bir tane sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan. Biraz üzgün görünüyorsunuz. Yani dışarıdan haneye gelecek bir haber sizi biraz üzebilir. Burada sanki... Ee, Beklentide misiniz değilsiniz. Biraz şaşkın da görüyorum sizi. İkilemdesiniz. Hatta konuşma görüşmeler e, pazartesi salı bu konularla alakalı yoğun olur. Yani bu hafta pazartesi salı haneye gelen haberlerle biraz şaşırabilir. Bu konuların üstüne yoğunlaşabilirsiniz. İlişki olarak baktığım zaman pazartesi salı karşınızdaki kişiden alabileceğiniz haberler sizi şaşırtabilir onun hayatında bir değişiklik olabilir belki e, ondan biraz daha yani başkalarından haber bekler ya da başkalarından alacağınız habere şaşıracak görsellerinde çıkıyorsunuz özellikle pazartesi salı hatta biraz çarşambaya bile kayıyor diyebilirim burada biraz ikilemleriniz var belki de bir karar sizden beklenecek ya da o kişilere fikir vermek adına kararında destek olmak için düşünceli görünüyorsunuz ama ikilemleriniz var. Ve burada bir araba görseli görüyorum. Arabanın ön tarafında bir çamur var arkadaşlar. Yani arabası olanlar Çarşamba, Perşembe, Cuma ya da bu hafta geneli olarak değerlendirelim. E, dikkatli kullanmanızda özellikle ön bölüm görünüyor çünkü dikkatli kullanmanızda fayda var. E Bu aynı zamanda bir araba alma planı. Ya da arabayla alakalı bir konunun da e, önünüze düşeceğini gösteriyor. Temiz bir evrak var. Yalnız dediğim gibi bakın arabanın önü çamurlu görsellerinde. Hani ben olsam e, bu hafta e, frene dikkat ederdim mesela. Hani çünkü önü arabanın hani ne olabilir ki diye düşünüyorum dikkat etmenizde fayda var. E, hafta ortası özellikle bu konulara dikkat edebilirsiniz. Ama genelleme yapacak olursam bir yere de gitmek istiyorsanız önünüz açık. Yani e, burada böyle hızlıca bir K harfiyle görüyorum bu arada. Hızlıca bir e, plan Beklenti içinde olan kişilere de hızlıca ulaşma isteği ama bir hızlılık var burada yani özellikle Çarşamba'dan sonra hızlıca yapayım, hızlıca çözeyim, hızlıca tamamlayayım dediğiniz konular olabilir e, ve e, hafta sonu da sanki bir topluluğun içerisinde böyle e, süzülerek gidiyorsunuz görseli var. Ama kafanız nedense bu hafta yapmak istediğiniz eksik kalan konularla alakalı özellikle hafta sonu çok dolu. Hani bu da şu anlama gelebilir mi diye düşünüyorum. Hafta başında hafta içi hanenizde planladığınız konularda aksaklıkta yaşayabilirsiniz. Çünkü tamamlanmamış bir enerji var. Sanki uzayıp giden bazı konular elinizi atamadınız, çözemediniz. Hafta sonunda ben bunları çözecektim aslında bu hafta. Aksadı der gibi böyle biraz o konularla alakalı planlayıcı Görsellerinde çıkıyorsunuz. Çevrenizde insanlar sakin, e, sadece kafanız sanki böyle bir şeylere takılmış. O konular nelerse, onlarla alakalı düşünceli olarak çıkıyorsunuz aslında falımıza göre dediğim gibi bu haftaki falınız. Nasıl ama bitmiyor yani. Her gününüzde böyle bir konu, bir mevzu, haftanın nasıl akıp geçtiğini anlamayacaksınız gibi bir görsel var. Şimdi bakın oradan sağ taraftan bir gördüğünüz gibi damla düştü. Maddi konularla alakalı çok güzel bir haberiniz var. Ya da işinizle alakalı çok güzel bir haber alacaksınız. Bir süredir tıkalı kalan bir konu bu hafta açılacak arkadaşlar. Tertemiz önünüz açılmış rahatlamış. Çevredeki insanlar size bakıyorlar. Yani bakın burada görüyor musunuz? Odamla nasıl önünüzü açtı sizin? Farkındasınız. Üstünüzde bir iki rakamı bana kalırsa paradır. E, ve parasal konularla alakalı yaptığınız hesaplar. Sanki böyle kendinizi e, hani... Bir ayna tutmuşsunuz da kendinizi tebrik ediyormuşsunuz gibi bir görsel var. Ama gel gelelim aile ikili ilişkiler çok da fazla o tarafı karıştırmak istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz. O taraf biraz kapalı. Ee, neden kapalı? Çünkü aile içinde çözmek istediğiniz konulardan çok bana kalırsa bu hafta maddi konulara daha çok önem verecek gibi duruyorsunuz. Ya da beni izleyen dinleyenlerin bir bölümü. Yoğun bir bölümü daha çok maddi konularda neler olacak ya da işimle gücümle ya da iş bulabilecek miyim gibi sorulardan dolayı bu bölümle alakalı görseller daha yoğun çıkmış ya yani ailede de e, kabul etmek istemediğiniz fikirlerden dolayı bazı kişilerle sıtlaşma yaşayabilirsiniz. Burada dediğim gibi aileden çok iş ve para konuları daha çok yönünüz olarak görünüyor. Bir de inat ediyorsunuz. İlişkilerde inat var bu hafta. İnat ettiğiniz, gözünüzü kapattığınız konular önünüze gelebilir sevgili Başaklar. Gördüklerim bu şekilde. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün tabii ki. Bu anahtarı da söylemeden ne demeyeceğim? Bir dakika. Anahtar nedir burada? Hangi malı bir mal peşinde olanlarınız var. Valla eğrisi doğrusu o malı kapacaksınız. Temiz görsellerde çıkmış anahtarınız. Topluluk arasından bir anahtarı alıyorsunuz. Ama yani buradaki görsellerde işinin ehli belirli bir yaş skalasına gelmiş el tokalaştığınız kişiler var. Karşı taraf çok karışık ama siz tek başınıza mücadele eder, görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu anahtarla alakalı, bu da maldır arkadaşlar. Bir mal mevzusu olanlar bu hafta aslında bana kalırsa çözerler. Çünkü içinizde yanan güzel bir ateş var, enerjiniz yoğun. Görsellerinde çıkmış. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün sevgili başaklar. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz bol olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.